Her ne iş yaparsak yapalım çok ciddiye almalıyız, çok özenli olmalıyız. Hele hele ekonomi hakkında, yatırım hakkında konuşan birisiysek bir dediğimizi beş kere tartmalıyız ve arkasındaki veriye çok güvenmeliyiz. Gelecekle ilgili öngörülerimiz hepimizin yanlış çıkabilir. Geleceği bilebilseydik falcı olurduk zaten mümkün değil. Ama bugünle ilgili baktığımız verilerin doğru olduğuna, bütün resmi yansıttığına kesinlikle emin olabiliriz. Bu için biraz fazla zaman harcamak gerekiyor. Bu için biraz para da harcamak gerekiyor. Ben onlarca kaynağa para veriyorum şu anda. Ücretsiz kaynaklardan da bolca yararlanıyorum. Günümün 2-3 saatini özellikle Amerikan piyasasında neler oluyor? Neler Nasdaq borsasını etkiler? Veya yatırımcısı olduğum Tesla gibi, Nvidia gibi hisse senetlerinde neler oluyor? Bunu anlamaya yürüyorum. Sonra birileri çıkıyor. İki grafik oradan aşağı. Birkaç tane yalan yanlış manşet bilgi ve yorumda bulunuyor. Ve benim buna canım sıkılıyor. Bazınız diyorsunuz ki ya hocam niye başkana kavga ediyorsun? Kimsene kavga etmiyorum. Sadece siz değerli yatırımcıların gerçek bilgiyle buluşmasına ve doğruyu da yanlışa ayırt etmesine biraz daha yardımcı olmak istiyorum. Mümkün değil. Mutlaka benim de ön yargılarım var. Ben Nasdaq yatırımcısı olduğuma göre Nasdaq'ın yukarı gideceğine dair bir ön yargım var. Kesin kabul ediyorum. Ama ben çok veriye bakıyorum ve bu verilerin beni desteklediği ve desteklemediği noktaları çok net sizle paylaşmak istiyorum. Ne demek istiyorum? Bugün size çok çarpıcı şeyler anlatacağım. Enflasyon, stagflasyon, durgunluk, resesyon bütün bunlar hakkında ortalıkta öyle bir gürültü var ki ve bunların büyük bölümü o kadar yanlış ki bütün bunları işte bugün ele alacağız ve sizi gerçeklerle mümkün olduğunca en objektif haliyle gerçeklerle karşılaştırmaya çalışacağım. Amerikan borsları konusunda sonra kararınızı verin. Hazırsanız başlıyoruz. Bir analiz yapıyorsak ve size ile ilgili bir öngörü sunuyorsak bu analize dayalı olarak analizimizi doğru yapmamız çok çok önemli. Bakın size bir yanlış analiz örneği göstermek istiyorum. Geçen hafta Home Depot Amerika'da bizim koçtaşın yerine geçebilecek bir büyük market yapı marketi onun satışlarında çok büyük düşüşler var diye bir haber yayıldı. Türkiye'de de işte Milas bunu başlığına taşımış. Milas sakin karşılamış bunu ama bazı yerlerde inanılmaz düşüş var, tarihi düşüş var vesaire tür yorumlar vardı. Bizim ezberci ekonomistlerden bir tanesi de bunu kendi videosuna taşıyıp Amerika'da resesyonun nasıl da geliyor olduğuna örnek olarak bunu gösterdi. Gerçeğe bakalım. Bir önceki yıl Home Depot'un satışları %33 yükselmiş. Yani 100 bin dolarsa 133 bin dolara yükselmiş öyle söyleyeyim. Oradan %4 düşme var. Yani şu anda Home Depot'un satışları hala 2019-2020 gibi dönemlerin çok 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 üstünde. Bu kadar basit bir veriyi analiz etmezseniz Home Depot'ta panik var dersiniz. Neden Home Depot'ta satışları bir miktar düşüyor? E Covid'de eve kapandık hepimiz evimize fazla ilgilendik. Herkes evini düzeltti, güzelleştirdi. Elbette Amerika'da kredilerin kısılıyor olması da Home Depot'un satışlarını biraz düşürüyor. Ama düşüş öyle çok radikal bir şey değil. Net karlığa baktığımızda yine bu 2021'de yani bu Covid meselesi sırasında Home Depot'un karı %85 artmış. Oradan %8 geriye gelmiş durumdayız. Yani böyle bir korkunç durum yok aslında. 100'den 185'e gitmiş oradan 8 inmiş diye hesaplamanız gerekiyor. Bakın bunu birkaç başka grafikle anlatmaya çalışayım. Burada Home Depot'un satışlarını görüyorsunuz. Bakın 2019-2020'den 2021 ve 22'ye giderken inanılmaz bir sıçrama var. Korkunç dedikleri çeyrek de hala ortalamanın çok üstünde. Kırılma şu kadar aşağı doğru. Aynı şekilde net karlılığı da görüyorsunuz. Net karlıkta da sağ tarafta görüyorsunuz. Küçücük bir düşme var o sert yükselişten sonra. Peki bu sırada şirketin değerlemesine ne olmuş? Aşağı yukarı aynı yerde kalmış toplam market cap ve baktığımızda fiyat kazanç oranı da aynı 18'ler civarında. Yalnız bu şirket şu anda 2019'daki düşük performansına göre değerlendiriliyor aslında. Bence ucuz öyle bakarsanız ama hayır. Home Depot düşüyor, facia yaşanıyor bu tip başlıklara basın atmaya bayılıyor. Ama biz analistlerin görevi bu başlıkların içerisinden, gürültünün içerisinden biraz detaylara bakmaya çalışacağız. Size başka bir örnek. Tesla Çin'deki 1.1 milyon aracı geriye çağırıyor. Bir felaket bu. Çin'de işler çok bozuluyor. Yine bir ekonomistimiz bunu örnek olarak anlatıp Tesla'nın Çin'de ne kadar geriye gittiğini anlatıyor. Birincisi bu geriye çağırma o bizim bildiğimiz geriye çağırmalardan değil. Bu sadece basit bir yazılım güncellemesi. Çünkü Tesla'lar aynı iPhone'unuz gibi uzaktan yazılım güncellemesi alıyorlar. Yazın güncellemesi. Arabalara gönderildi. iş bitti. Yani maddi iş etkisi yok. Ama daha da önemlisi Çin'de gerçekten Tesla'nın başı dertte mi? Ya bir bakalım ona istiyorsanız. Mayıs'ın ikinci hafta sonuna kadar 2022-2023 satış karşılaşmalarına bakalım. Geçen sene 115 bin araç satabilmişler. Bu sene 193 bin araç. Bayağı kötüye gidiyor. Bayağı kötüye gidiyor. Yani hakikaten bizim bu manşetlerden kurtulmamız lazım. Bu hepiniz için geçerli değerli yatırmışlar. Manşetlere bakın ama ondan hemen hareket etmeyin piyasanın bu manşetlere dayalı olan hareketlerine hemen gazına gelmeyin. Oturup bir bakalım detayına neler oluyor, neler bitiyor. Benzer bir mesele de bu stagflasyon tartışmasına dönüyor. Ne diyor pek çok Türk ve yabancı ekonomist Amerika stagflasyona giriyor. Peki stagflasyon tanımı neymiş? Ekonomi biliminde stagnasyon yani durgunluk ile enflasyon aynı anda görüldüğü durumu ifade eder. Burada durgunluğu iyi anlayalım. Durgunluktan kastımız ekonomik büyümenin ortalamanın çok altında kalması. Enflasyondan kastımız ise tabii yüksek bir enflasyon. Yani stagflasyon eşittir yüksek enflasyon artı durgunluk. Peki Amerika'da yüksek enflasyon ve durgunluk var mı? Şimdi bunu incelememiz gerekiyor. Çünkü eğer siz yatırım tezinize stagflasyonu yerleştiriyorsanız temelini ve bunu takipçilerinizi yüksek sesle aktarıyorsanız arkasında durabiliyor olmanız lazım. Ben şimdi veri sunacağım. Eğer istiyorsa o ekonomist arkadaşlar bu verinin aksini sunsunlar. Birincisi çok basit. Hepimiz biliyoruz Amerika'da enflasyon sert düşüyor. Zirve noktası olan 9.1'den %4.9'a inmiş durumda. Çok sert bir düşüş bu. Mayıs Haziran'da daha da sert düşecek. Bunun sebebi gayet matematik. 4.9'dan geçen sene Mayıs enflasyonu çıkaracaksınız. 4'e indi. 4'ün üzerine gelecek aylık enflasyon belirleyici olacak. Yani geçen ayki gibi Yüksek olsa ki geçen ay petrol fiyatları yükseldi. Ondan biraz aylık enflasyon yüksekti. Bu durumda Mayıs ayı enflasyonu en yüksek ihtimalle 4.4 olur. Bence onun da altında olacak. Bakıyoruz Haziran ayında daha da büyük bir rakam düşecek 1.2. Diyelim ki Mayıs sonu itibariyle enflasyon 4.4 oldu. Oradan 1.2'yi düşeceğiz. 3.2'ye geleceğiz. Bunun üzerine gelecek enflasyona bakacağız aylık olarak. 0.5, 0.6'a gelse 3.7, 3.8 enflasyonu yükseleceğiz. Bu mudur yüksek enflasyon? 9.1'den oldukça kötümser hesaplama göre 3.8'e iniyor Haziran sonunda ki benim görüşüm 3.2 3.3 civarına gelecek. Rakamlar konuşuyor ben konuşmuyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ama bunlar geçmiş veri. Belki de Mayıs Haziran'da enflasyon yüksek gelir. Öyle değil. Belkisi yok bu işin. Detayına bakınca öğrenebiliyorsunuz. Gelin bakalım şimdi. Ezberci ekonomistlerin üzerine en çok durduğu konulardan bir tanesi. Evet manşet enflasyon düşüyor ama çekirde geride duruyor. Peki çekirdeğin kırılımında ne var? En büyük kalem kira. Kiralar sabit. Neredeyse %7'lik enflasyon gözüküyor hala orada. Neden? Çünkü Fed'in hesaplamalarına giren enflasyon verisi gecikmeli geliyor. Bundan defalarca bahsettim. Hatta Fed Başkanı Powell bile bunu söylüyor. Kiralardaki gecikmenin farkındayız diyor. Gerçekte durum ne? orada %7'ye yakın gözükürken aslında Mart ayında %1.4, Nisan ayında ise %0.3'lük enflasyon vardı kiralarda Redfin'in ölçümüne göre. Redfin yeni yenilenen sözleşmelere bakıyor. Anlık günlük bilgi bu. Oho, enflasyon yüksek gelecek, stagflasyon olacak. Bir başka veriye bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde ithal edilen ürünlerin fiyatındaki düşüş %4.81 eksi geldi Nisan'da. Bu 2020 mayıstan beriki en düşük rakam. Yani bırakın enflasyonu burada deflasyon var. Fiyatlar geriye gidiyor. E Amerika ithalata dayalı bir ekonomi. Oradaki ürün maliyetlerindeki gerilemeyi burada rahatça görebiliyoruz. Bir başka veri Amerikan üreticilerindeki fiyat değişimi nasıl gidiyor? Böyle baktığımızda %2.34 burada. Bu da 2001 ocağından beri en düşük rakama gelmiş durumda. Hani nerede enflasyon? Zaten FED %2 istiyor ve onlar 2025 için bunu hedefliyordu. Oysa %2.34 geliyor. Gıdayı en çok etkileyen konulardan bir tanesi gübre fiyatları. Gübre fiyatlarına bakıyoruz. Zirveden hızlı bir düşüş yaptılar. Şu anda Ocak 2021'den beri en düşük seviyedeler. Bu arada bu verileri Charlie Bilello'dan aldım. Twitter hesabını mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim. Çok çok iyi veriler sunuyor. Aylık da hoş bir videosu var. Orada çok veri sunuyor. Ben de onu ayarlandım. Bir başka önemli maliyet unsuru üretim için kereste maliyetleri, lumber, düşüşe bakar mısınız? 2020 Mayıs'ın en alta inmiş durumda. Petrola, doğalgaza hiç girmiyorum. Zaten daha evvel defalarca anlattım. Burada mısır ve buğdaydaki fiyat düşüşlerini görüyoruz. Bizde gıda enflasyonu hala var. Amerika'da yok. Mısır ve buğdaydaki fiyat düşüşleri neye yansıyor aynı zamanda? Evde yemek yemenin maliyetlerine yansıyor. Burada görüyorsunuz hızlı yükselişlerden sonra. Orada sert düşüşlerle karşı karşıyayız. Yani Mayıs ayı enflasyonun yüksek çıkma ihtimali sıfırdır, düşük çıkacak. Haziranla ilgili bilmiyorum, belki öngöremediğim yeni bir savaş olur, petrol fiyatı yükselir. O ihtimal dışına bırakırsak olursak Haziran sonunda benim enflasyon beklentim %3.2'ler civarında. Nerede kaldı stagflasyon? Daha 2025'e %2 hedefliyorlardı. Bu değerli ekonomistlerimizin konuşması gereken konu stagflasyon değil, deflasyon riskidir. Gerçek risk oradadır. Onu ileride başka videolar ele alacağım. Ama genel saklasyon iddiasına geri dönelim. İkinci bacağında ne var? Ekonomik durgunluk. Bakın şimdi burası biraz daha enteresan. Amerika'da ekonomi yavaşlamadı demek yalan. Amerika'da ekonomi elbette yavaşlıyor. Ama resesyona giriyor mu? Yani iki çeyrek üst üste küçülme var mı? Hiç sanmıyorum. Bu durgunluğun dibini gördük. Geriye doğru dönüyor muyuz? Ben öyle düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorum? Bunu da yarın ele alalım. Çünkü bir videoyu çok uzun kılmamak gerekiyor. Yarın lütfen burada olun stagflasyon meselesinin ikinci bacağı olan ekonomik durgunlukta da neden bize hikaye okunduğunu size anlatacağım. Uzun lafın kısası öngörüler konusunda hepimiz yanılabiliriz. Dünya süper kaotik bir yer. Bir sürü şey yanlış gidebilir ama eldeki veriyi doğru okumamız lazım. Ve bu eldeki veri önümüzdeki kısa dönemde ne olacağı konusunda çok acayip sert mucizevi değişimler dışında bize ne olacağını gösteriyor. Mayıs ayında Amerika'da enflasyon yüksek çıkabilenmez, düşük çıkacaktır. Haziran ayında da bir mucize olmazsa yine düşük gelecektir. Bu varken stagflasyon denir mi? Tesla gibi Çin'de satışlarını neredeyse ikiye katlayan bir şirkete Çin'de sorun var denir mi? Home Depot'un satışlarına bakıp Home Depot'un işleri çok kötüye gidiyor denir mi? Denmez ve akıllı analistler demedikleri için Amerikan borsası yukarı gitmeye devam ediyor aslında. Tabii ki borç tabanı meselesi uzun bir mesele. O ekonomik gerçekliğin yanı sıra bir konu. Siyasetçilerin saçma tartışması. Oradan beklemediğimiz sonuçlar çıkabilir. Zaten bunun için de önlemimizi aldık. Ama onun dışında ben yatırım tavsiyesi vermemekle beraber Amerikan borsasının aşağı doğru inmesi için hiçbir neden görmediğimi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bugünlük bu kadar. Yarın stagflasyonun ikinci bacağını konuşacağız beraber. Görüşmek üzere.